Ya benim bu konuşmamda hani kitaptaki yazımda savaş ritimlerini merkeze alıyorum. Konuşmamda bu tartışmama anne romanını da dahil edeceğim. Anne yarım kalmış bir romanı. O yüzden hakkında konuşmak biraz daha zor. Savaş ritimleri tamamlanmış. İkisi zaten romanlar başlığı altında birlikte çıkan metinler. Aslında şimdi hani biraz benzerci olmama noktasından başlayacağım ama o kadar tekilliğe, biricikliğe yapmadan. Yani mesela Türk edebiyatında, romanlarda genelde şunu görüyoruz. Yani romanlar Türkiye'de geçiyorlar. Hani çok fazla Türkiye dışında deneyimleri anlatan Türkçe roman yok. Zarifoğlu'nun bu iki denemesi bunu kırarak başlıyor. Özellikle yani 1985'te yazdığı Savaş Ritimleri, yani Afgan İç Savaşı, işte Sovyet işgaline karşı direniş sürerken yazılan, henüz direnişin cevabı sonucu zafer henüz gerçekleşmemişken, mücadele devam ederken ortaya konan bir metin. Ve yine Türk edebiyatından hiç çok görülmeyen sömürgecilik karşıtı bir boyutu barındırıyor. Ve en temelde de bir çeşit mücahitleşme ile erkekleşme anlatısının iç içe geçtiği bir metin. Diğer tarafta şey var, ne denir? Yarım kalmış romanı Anne. Burada da yıllığı tam kestiremiyoruz ama işte Mısır'da büyük ihtimalle 1970 sonrası bir ortamda yaşanan bir hani pilotun bir kaza geçirmesi ve sonrasında bir çeşit krizin içindeyken, koma halinde, daha çok psikolojik bir koma halinde annesiyle konuşmaları üzerine olan bir metin, ancak bu konuşmaların ortasında metin kesiliyor. Şimdi bu bakımdan ilginç şeyler, yani Afganistan ve oldukça politik bir gündem ve bir kolonyalizm karşıtı bir pozisyon. Diğer tarafta da Mısır, orada politik bir gündemden çok daha çok bir dünyevilikle dindarlık arasında mücadele, annenin kendi oğlunun dinden uzaklaşmasından duyduğu endişe, bunlara odaklanan bir metin var. Ama benim vurgum bu noktalara değil de, yani bu nokta önemli olmakla birlikte, asıl çok daha bunları kuşatan daha merkezi bir şey olacak. Her iki metinde de akışlar söz konusu. Hani akış ve akışla bağlantılı olan değişik mecazların metinlerin başından sonuna kadar kat ettiğini görüyoruz. Biraz onları göstereceğim size. Sonrasında işte hani gösterirken de anlamlandırmaya çalışacağım. Mesela her iki metin de bir nehrin ya da şelalenin yakınında geçiyor. İşte savaş ritimleri, mesela hani Afgan direnişinin içerisinde Kabil'de ya da doğrudan direnişin şiddetli olarak yaşandığı bir yerde değil de henüz direnişin olmadığı, başlamadığı bir noktada, işte Lagman vilayetinin içerisinde Lagman şelalesinin yanında bir köyde geçiyor. Anne de eksik kalmasına rağmen olay örgüsü devam ederken belli, yani 2-3 bölümde bir Nil ile ilgili bir saptama, Nil'e verilen anlamlar, Nil'de işte Nil'in akışı, onun çamuru, orada toplanan tüm yoğunlaşan maddeler, sular, akışkanlarla Mısır'da bir araya gelen kültürel, dinsel, ekonomik gerilimler, yozlaşmalar sürekli yan yana düşünülüyor. Yani şeyde biraz daha basit bu durum, o yüzden Anne'de yani Nil, büyük Mısır tarihinin hem mikro düzeyde hem makro düzeyde böyle sembolize edildiği bir akarsu olarak metni başından sonuna tıpkı işte Mısır olduğu gibi kat ediyor. Ancak şeydeki durum daha karmaşık ve daha incelikli tamamlandığı için de savaş ritimlerinde. Mesela yani işte metin 1964'te başlıyor. Yani Afgan işgali 79'da, tam da işgalin olacağı gün dünyaya gelen, yani şey olarak aynı tarihte, dünya 29 Aralık 1965'te dünyaya gelen Seyit Amat adlı kişinin
tecrübesini, dünya tecrübesini okuyoruz. İşte o 15 yaşına, 14 yaşına geldiğinde 29 Aralık 1979'da işgal başlayacak. Ama biz yani metnin 3'te 2'lik kısmında işgalin esamesi bile okunmuyor. Yani çeşitli imalar var. Asıl bambaşka Seyit Amad'ın büyüme, yetişme hikayesini görüyoruz. Şimdi orada da ilginç bir şey var. Yani Zarifoğlu'nun kullandığı teknik bakımından. Yani bize işte Seyit Amad henüz dünyaya gelmeden, dünyada fiziksel olarak var olmadan önce onun gözünden anlatılmaya başlanan bir hikaye var. Yani anlatıcı bir yandan, yani başından sonuna kadar Seyit Amad. Ancak anlatıcının yetişkin bir, yani konuştuğu yerlerde yetişkin olarak konuşmasına rağmen bakış açısı, göz olarak konumlandığı şey sürekli değişiyor. Yani bakış açısıyla ses arasında bir ikilik var metinde. Ve o bakış açısı mesela henüz dünyaya gelmemiş bir bebeğin işte ya da ceninin dünya tecrübesinin nasıl olduğuna dair bir noktayla başlıyor. Ve bu aşama aşama ilerliyor. Mesela ilginç bir anlatım tekniği ve yalnızca da ilginçlik olsun diye yapılmış bir şey değil. Aslında metni başından sonuna kadar o kuvveden fiile geçmek, potansiyel halden aktif hale gelme üzerinde başından sonuna kadar bir tematik çizgi var. O çizginin ilk belirişi böyle. Yani henüz kuvve halinde, henüz dünyanın içinde var olmayan bir varlığın, işte bir Seyit Amad kuvvesinin dünya tecrübesiyle başlayıp bu şekilde ilerliyor. Mesela yani bir babanın oğlu dünyaya geldiğinde hissettiği sevinci o oğlun dünyaya gelmek üzere olanın gözünden anlatıyor. Bu bakımdan da benzersiz bir anlatım tekniği var. Ama bu mesele aynı zamanda bu başlangıçta söylediğim akış meselesiyle de bağlantılı bir dille anlatılıyor. Siz de onun biraz örneğini vereceğim. Mesela şeydir, mesela Seyit Amad dünyayı anlatırken şöyle vurguluyor. Otlar, seyrek ağaçlar, çırılçıplak sırtlar, bodur fakat keskin çalılar, yerden biter gibi değil, oradan başka bir maksatla fışkırır gibidir. Şimdi kullanılan ifadeye dikkat edelim, yani fışkırma ifadesi, tüm dünyayı kuşatan varlığın fışkırmasını tecrübe etmekle başlıyor. Ve büyük Lagman suyu, işte bu yakınlarındaki sudan ve şelaleden bahsederken Seyit Amad'ın bu suyla kurduğu ilişki şöyle: Allah bizi o suya benzeterek dünyaya getiriyor. Yani bu metin boyunca su, fışkırmak, akmak, buna benzer varoluşsal anlamlarla dolmuş durumda. Ve hani buradaki şey de yani bir yandan da materyal olan, maddi olan, dünyanın içerisinde somut olarak tecrübe edilen şeyle duyusal olan, manevi olan, birbiriyle karşıtlık içermeyecek şekilde birbiriyle konuşur bir tarzda, birbirinden ayrılamaz bir terkip halinde sunuluyor. Ve işte bu suyun hareketini vurguladıktan sonra mesela şeyle bu kuvve halindeki Seyit Amad'ın gözü babasının doğum heyecanını, yani kendisi doğmak üzereyken babasının hissettiklerini şöyle ifade ediyor. Mesela şöyle sunuyor. İşte annenin doğurmasından çok babanın beklemesi ön planda burada. Ve bu odaklanma, babaya odaklanırken duyulara, varlıklara, şeylerin düzenine atfedilen özel bir önem var. Baba, burada alıntılıyorum, bütün hissini evde her kımıldayan veya hareketsiz şeyin kıvrımları arasında bırakarak köyün meydanına doğru yol alıyor. Yani hislerini kımıldayan ve hareketsiz şeyin kıvrımları arasında bırakarak yol alıyor. Artık erkek çocuğu olsun isteyen babanın kalbindeki gri bir nokta yavaş yavaş yayılıyor. Önce bedenlere, sonra zihinlere ulaşıyor. Yani bu nokta tüm köye doğru yayılıyor. Doğumun sürmekte olduğu evin madden ve manen köyün ilgi odağı olması, somutluğu ve soyutluğu birlikte sunan bir dille ifade ediliyor. Şöyle, evimiz vücutlardan dışarı dökülmeyen bir ilginin ama içleri çabuk ayaklı bir tazı gibi dolanan bir ilginin ortasında yer alıyor, önem kazanıyor.
Şimdi buradaki ifadede de şeye dikkat edin, vücutlardan dışarı dökülmeyen bilgi. Yani her türlü eylem, işte dökülmek, fışkırmak, akmak gibi hep böyle bir akışkanlığı vurgulayan tonlarla sunuluyor. Kuvve halinde olanın fiile dökülmesi anı, bir tür olgunlaşma, ortaklaşma ve paylaşma anı olarak görülüyor köyde. Görünür ve görünmez olan, dokunulabilen ve gizlenen birlikte işliyor. Bir şeyin olgunluk zamanı, herkesin hem içinde hem de biraz dışında bir başkasına ait olmamasına rağmen sahip çıkmaktan gurur duyduğu bir acele. Elle tutulur gibi gözler önünde olgunlaşıyor ve gizli bir el onu herkese ağır ağır üleştiriyor. Şimdi mesela bu böyle bir hissi, yani bir çocuğun dünyaya gelişini hep birlikte başta baba olmak üzere heyecanla bekleyen bir ortamı anlattı. Ve o akışkanlıklara vurgu yaptı. Mesela heyecan arttıkça bu akışkanlıklar değişiyor. Hani henüz çocuk dünyaya gelmemişken baba erkek mi olacak diye endişeliyken şöyle ifade ediliyor. Endişeli bekleyiş babayı ağdalandırıyor. Babam biraz daha koyulaşıyor diye ifade ediyor şeyi. Yani o sıvı akışkanlık bu sefer ağdalı olmak ve koyulukla ifade ediliyor. Meydanın seslerinin bile akıcılığı, uçuculuğu azalmakta, katılığa doğru evrilmektedir. Alabildiğine gürültülü, çığlıklarla dolu ama bütün sesler matlaşıyor, mayalı bir hamur gibi kabarıyor ve kala kalıyor. Bu hali Seyyid Amad'ın kendi doğum haberini getiren müjdecinin görülüşünü betimlemesi takip eder. Doğumla birlikte anneye doğru uzanır metin ve Seyyid Amad'ın bakışı. Doğum yapmış annenin tecrübesinde zaman bir kristal gibi parıldamaktadır. Kameravari bir bakışla yine babanın haberi alışına sıçrarız. Müjdecinin görünüşüyle birlikte az önceki ağdalılık, kesiflik, sıkışıklık dağılmaya başlar. Bir şey lastik gibi uzuyor, yer küre gibi toparlanıyor, yuvarlak bir duygu akmaya başlıyor. Yani şeyle burada, yani bu örnekte biraz daha yakından göstermeye çalıştığım gibi, hani oğlun dünyaya gelmesini bekleyen babanın endişesi oğlun gözünden, henüz kuvve halindeki oğlun gözünden sunulurken, işte akıcılık, ağdalaşma, koyulaşma, endişeyle birlikte yoğunlaşma, katılaşma ve bunun tüm halka yayılması, sonrasında çocuğun doğuşu ve tekrar kristalize olan zaman ve akmaya başlayan ilişkiler. Bu yalnızca bir örnek. Metnin tamamı aslında başından sonuna bu tür akma ve yoğunlaşma dinamikleri üzerinden kurulmuş durumda. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz ama bunun görüldüğü başka özel anlar var. Onları da vurgulayayım, oralardan tamamlayayım tartışmamı. Yine Türk edebiyatında bizim pek yaygın olarak görmediğimiz bir tecrübe de anlatılıyor bu savaş ritimlerinde. Mesela yani ibadetin, namaz kılmanın içsel tecrübesi. Yani şey... Yani birçok romanda özellikle işte mesela hidayet romanları diye adlandırdığımız türün içerisinde namaz kılan kişiler vardır. Ama bu genelde mesela anlatılan, belli bir mesafeyle bakılan, bir bilgi olarak bize sunulan ve başka şeylerle karşıtlık içerisine sunulur. Savaş ritimleri tüm bu akışlara verdiği önem kadar mesela 3 yaşında bir çocuğun ilk defa abdest aldığında hissettiklerinden, bayram namazında peygamberin adını ilk defa duyduğunda hissettiklerine ve kendisinin daha farkında olarak kıldığı ilk cuma namazındaki varlığının hallerine kadar uzanan geniş bir içsel tecrübe olarak ibadet anlatısı var. Şimdi onlardan da birkaç alıntı yapayım. Aslında anlaşılır. Ya mesela ezanı ilk duyduğunda hissettiği şeyi vurguluyor. Hani ezanı bir yandan işte ismi okunurken ilk duyuşu, sonrasında da daha somut bilinçli olarak ilk duyuşu. Şöyle bir şey de sunuluyor. Ezan bulanık, puslu, anlaşılmaz ve ta gerilerdeydi. Yıllarca gerilerde. Böylece derine düşmeye başladım. Doğduğum günün akşamı dedemin kulağıma ezan okuyan sesiyle müezzinin sesi çakışıncaya kadar düştüm. Bir zaman şeridine tutunmuş hızla iniyordum. O noktaya varınca kucaklaştılar. Bir anda yükseldim
ve babamın yanındaydım. Ezan açık, net, anlaşılır ve yanımdaydı. Ancak yaralar açıksa, sarılmamışsa acır. Sevinçler tekrar tekrar lezzet verir. Şimdi yeryüzünde özel olarak ayrılarak ve seçilerek çağrıldığımızı anlıyordum. Hem bir aradaydık, böyle istenmişti, hem de kendi başımıza aldığımız bir mesafe vardı. Gördüm bunu ve babama çok uzaklardaymış gibi dayanılmaz bir özlem duydum. Bir başımaydım, ona yaslandım ama faydası olmadı. Onunla bölüşmek istedim, o kadar çoktu ki. Şimdi bu sanırım alıntı da gösteriyor. Yani aynı anda birçok şeyin çakıştığı bir tecrübe var burada. İşte isminin okunduğu o ilk ezanla somut olarak şimdiki zamanda duyduğu ezan çakışıyor. Onunla birlikte hem bir bütünlük duygusunu hissediyor ama aynı zamanda tek başına olmanın kıymetine dair bir hissi de ediniyor. Ve bu babasına özlemle birleşiyor. Babasıyla paylaşmak istiyor ve tüm o ezan deneyimiyle kendisine ortaya çıkan şeyin çokluğundan, yoğunluğundan bahsediyor. Buna benzer bir şekilde yani şeyin hem birlikte olmanın hem de farklı olmanın, hem sınır ortak bir şeyin etrafına toplanmanın, hem de o toplananların kendi başına özelliğinin vurgulandığı ve bunların da yine akış, paylaşma, bölüşme gibi mecazlarla sunulduğu bir durum söz konusu. Şimdi buradan hani tüm bu mesela yoğun olarak erkeklerin olduğu bir metin ve bir erkekleşme anlatısı var ve erkekler ve kadınlar üzerinden kurulan keskin bir ayrım var, bir cinsiyet bölümlenmesinin hiç tartışmaya açılmadan doğal bir veri olarak kabul edildiği ve bundan tüm cinsiyetlerin memnun olduğu bir varsayım var. Ama bunun içerisinde bazı incelikler de var. Mesela erkekliğin yani ama derken biraz daha şey tartışmadan koyduğu bir bu şey cinsiyet bölümlendirmesine dair pozisyonu. Ama incelttiği nokta şu, mesela erkekliğin kendi içindeki tarzlarını çoğullaştırıyor. Ve onda da şöyle bir şey var, bir anda temel erkeklik formu, idealize edilen erkeklik formu sürekli hareket halinde olma, sürekli kendi önüne fırlamak, sürekli varlığı bir adım öne sıçrayarak gerçekleştirme, dolayısıyla dağla, tabiatla ve savaşla aktif olmayla mücadele etme. Ama bazen mesela fazlasıyla aşık olursa bir kişi ve o aşktan kurtulamazsa ya da başka başına bir travmatik bir olay geldiğinde belli erkeklik formlarında o ileriye sıçrama değil kendi üstüne kıvrılma deneyimi yaşandığını söylüyor metin. Mesela bu hani sanki olumsuzluyor gibi olabilir ama birden burada şey yapıyor yani idealize edilen o mücahit erkeğin dışında hayatında o mücahitlik yolu kesintiye uğramış varlığı üzerine düşünmeye başlayan, kendi üstüne kıvrılan, içine kıvrılan ve böylelikle aslında Kur'an-ı Kerim'le daha iyi ilişki kurabilen, dinsel tecrübenin içsel boyutuyla diğerlerine göre çok daha fazla ilişki kurabilen bir erkeklik çıkabiliyor. Yani birdenbire iki ayrı zengin erkeklik şeyi. Ve bunlar, evet, son bir alıntıyla bitiriyorum. Tamam. Ve metin boyunca işte bu akışlar, erkekliğin kendi içindeki çatallanışları, bölünüşleri ve mücahit olmak, doğrudan aktif olmakla içsel deneyime dönük olmak üzere gerçekleşen bu ilişkiler dinamiğini özetleyen son bir şeyle toparlayayım. Buradan açmak istediğiniz noktalar olursa açarım. Mesela babasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim okuduğu bir sahneyle o lagman suyunun bağlantısını gösteren işte bir dakikalık bir şeyle bitiriyorum. Bu onay onun etli ve uzun parmaklarıyla bize gösterdiği harfleri, şelaleden dökülen suların içinden geçen güneşin çeşitli renklerle saçaklanışında olduğu gibi parıltılara boğdu. Yani Kur'an okurken gösterilen harflerden bahsediyor ve şelaleyle benzeştiriyor. Harfler, elifler, hele sanatkar bir elin yontar gibi kağıda oturttuğu bir kaf, bir tı, tabiattaki duruşların, insan duruşlarının ve hayvanlardaki zarif çizgilerin, kavislerin ifadesini, onların iç anlamlarını da gözlerimize canlandırmaya başladı. Ayrı ayrı tuttuğumuz için bizi yoran, birine başlarken ötekini bırakmamız gerektiğini vehmettiren duygu dağıldı. Kur'an'ı ve namazı işte böyle camiden dışarı taşırdık ve onun büyüyen gövdemize ve gönlümüze en güzel bir akıl yaptık. Teşekkürler.